Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda arızalı Arduino Uno ve Nano kartlarımız var. Burada görmüş olduğunuz robot kitlerimiz var arkadaşlar. Örneğin bu noktada mini sumolarımız, hızlı çizgi izleyen robotlarımız ve çizgi izleyen robotlarımız var. Bunlarla her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu uluslararası robot yarışları var. Bunlara katılıyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde burada görmüş olduğunuz robot kitleriyle de ilgili sizlere bilgi vermek isterim arkadaşlar. Öncelikle bugünkü tamir videomuzda burada görmüş olduğunuz bizim Arduino Uno ve Nano kartlarımız var arkadaşlar. Bu noktada görmüş olduğunuz. Bizim mini sumolarda kullanmış olduğumuz kartlarımız Arduino Nano kartlar arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz kartlar Arduino Nano kartlar. Çizgi izleyen robotlarımızda Arduino Uno kart kullanıyoruz. Hızlı çizgi izleyen kartlarımızda yine motor sürücüler üzerinde nano kartlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki robot kitlerinde kullanmış olduğumuz, burada görmüş olduğumuz hem Uno hem de nano kartlarımız bizim için çok değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunlar da çok sık arıza yapıyorlar. Sebebi de çünkü bunlar yarışlara katıldığı zaman zorlandıklarından dolayı, üzerinde voltaj dalgalanmalarından dolayı üzerlerinde bulunan Arduino kartlarda bazen arızalara sebep oluyor. Buradaki arızaları nasıl giderebiliriz? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tamir işlemini Arduino Uno kartıyla başlamak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz Arduino Uno karta dikkat ettiğimiz zaman kart üzerindeki ledlerin tümü yanıyor arkadaşlar. Şöyle dikkat ettiğiniz zaman 4 tane kırmızı ledimiz aynı anda yanıyor. Arduino Uno'nun çalışmasında böyle bir durumun olmaması gerekiyor. Ve bilgisayar programına baktığımız zaman burada araçlar, Arduino Uno'yu seçmemize rağmen burada portta herhangi bir çıkış göremiyoruz arkadaşlar. Buradan da port bağlantısını yaptım. Herhangi bir çıkış göremiyoruz. Gördüğünüz gibi Uno kartın çıkışında 4 tane de led aynı anda yanıyor arkadaşlar. Buradaki kartımız arızalı. Öncelikle kart üzerinde çalışma mantığını anlatalım ve voltaj ölçümünü yapalım. Arduino Uno kartın çalışmasını incelediğimiz zaman üzerinde kullanılan malzemelerin çalışma mantığını bilmemiz gerekiyor. Öncelikle buradaki Arduino kartımızın çalışabilmesi için 3 adet voltaj girişine sahip. Öncelikle buradan USB olarak 5 volt verebilirsiniz. Bu noktada bizim adaptör girişimiz var. Yine harici olarak 9 voltluk pil üzerinden yine bağlantı yapabilirsiniz. Ve bizim robot kitlerimizde kullanırken lipo piller üzerinden 11.1 volt vermiş olduğumuz V-in dediğimiz harici bir giriş var arkadaşlar. Robot kitlerimizde kullanmış olduğumuz 11.1 volt 3 hücreli dediğimiz bizim lipo bataryalarımız var. Biz buradaki artı ve eksi voltajımızı buradaki V-in girişinden verdiğimiz zaman Arduino Uno'muzun voltajını sağlamış oluyoruz. Buradaki çalışma mantığına gelince artıdan ve eksiden bağlamış olduğumuz voltaj bizim burada görmüş olduğumuz AMS 1117 dediğimiz voltaj regülatörüne geliyor. Giriş ayağına 11 volt geliyor. Çıkış ayağından 5 volt çıkıyor. Buradaki 5 voltumuz bizim burada op-amp entegremiz LM358'imiz var. Burada bizim çipimiz var, kontrol çipimiz. Ve CH340 dediğimiz bizim yine bir entegremiz var arkadaşlar. Buradaki kartın çalışabilmesi için. Buradan elde edilen 5 voltumuz bizim buradaki entegrelerin çalışma voltajları ve MOSFET'ler için ve transistörler için 5 volt çalışma voltajlarını elde etmemiz için buradaki AMS 1117 voltaj regülatörü kullanılıyor. Burada görmüş olduğumuz 1N4007 bir diyot var arkadaşlar. Yine V-in girişine bağlı olan bir diyot. Bunun sağlamlık kontrolüne bakmamız gerekiyor. Voltaj regülatörünü kontrol etmemiz gerekiyor ve op-amp entegresini kontrol etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Arduino'muzun hemen girişinde burada PT yazan bizim sigorta amaçlı kullanılan bir SMD sigortamız var. Bunun da kontrolünün yapılması gerekiyor. Şurada bir MOSFET'imiz var arkadaşlar. Buradaki MOSFET'imiz çalışırken yine aynı şekilde buradaki LM358 op-amp entegresiyle beraber çalışıyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Aynı zamanda üzerinde 2 adet kondansatör görüyorsunuz. Buradaki kondansatörlerden bir tanesi giriş için, bir tanesi de çıkış için kullanılıyor. Girişten gelen örneğin 11 volt, V-in girişinden gelen 11 volt buradaki kondansatörümüze geliyor.
LM1117'den çıkan voltaj ise buradaki kondansatörde depolanıyor arkadaşlar ve istenilen entegreler için besleme voltajı olarak kullanılıyor. Kartın çalışmasını incelediğimiz zaman her bir malzemenin burada bir görevi var arkadaşlar. Kartımıza USB olarak 5 volt voltajımızı verdik. Ölçü aletimizi DC voltaj kademesine aldık. Siyah probumuzu hemen şuradan şasi olarak bu noktaya değdiriyorum. Bizim öncelikle kontrol etmemiz gerekli olan USB girişinden olduğu için burada SMD sigortamız var arkadaşlar. SMD sigortanın her iki yönüne bakmanız gerekiyor. Buraya baktığımız zaman 5 volt USB olarak gelen voltajımız sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü SMD sigortamız çalışıyor. Ve daha sonra buradaki LM358 op-amp entegresinin 8. ayağına bakıyorum. 5 volt olması gerekiyor. Evet, buraya da 5 volt geliyor. Bizim bu noktada MOSFET'imiz var arkadaşlar. MOSFET'imiz buradaki op-amp entegresiyle beraber anahtarlama için kullanılıyor. Giriş voltajına baktığımız zaman 5 voltumuz geliyor. Çıkış ayağına baktığımız zaman 3.3 volt gibi bir voltaj olması gerekiyor. Ve 3.3 voltluk voltaj bizim buradaki sistem için ihtiyaç olan voltaj arkadaşlar. Bizim burada çıkış pinlerimiz var. Çıkış pinlerimizi kontrol ettiğimiz zaman çıkış pinlerimizde 5 volt, 5. ayağında 5 volt görmemiz gerekiyor. Demek ki bu noktadan bizim elde edilen 5 voltumuz buradaki çıkış pinlerine kadar geliyor. Bizim burada Arduino'muzun çıkışı için besleme voltajımız 5 voltun elde edilmesi gerekiyor. Bakalım 5 voltumuz elde ediliyor. Buradaki diyotumuz bizim V-in girişinden gelen besleme voltajı için kullanılıyor. Hemen şu noktada bizim transistörümüz var arkadaşlar. Transistörümüzün giriş ayağına 5 volt, çıkış ayağına 5 volt geliyor. Yani buradaki transistör sadece anahtarlama için kullanılıyor. Burada CH340 bizim kontrol entegremiz var. Yine bunun 16. ayağına bakalım. Evet, 16. ayağına baktığımız zaman buradaki entegre içinde 5 volt besleme voltajımız geliyor arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız tüm ölçümlerde istenilen voltajlarımız geldi. Burada bizim Arduino kartımızın kontrol çipi var. Bunun da voltajına bakalım. Evet, bunun da voltajını incelediğimiz zaman 4.4 gibi bir voltaj geliyor arkadaşlar. Burada yaklaşık 5 volt olması gerekiyor. Buradaki dediğim gibi arızalı kart olduğu için burada sıkıntı var. Çünkü 5 volttan 4.4 volta düşmüş. V-in girişinden lipo pilimizin artı ve eksisine çok dikkat ederek arkadaşlar hemen V-in girişine artı ucumuzu veriyoruz. Lipo pilimizin eksi ucunu da kart üzerinden GND yapıyoruz. Ve bu noktaya baktığımız zaman buradan voltaj almadığını görebiliyoruz. Çünkü ledlerimiz yanmadı arkadaşlar. Buradaki ledlerin yanma durumunu şu an için göz ardı etmek gerekiyor. Arızalı kart olduğu için düzensiz bir yanma olabilir arkadaşlar. Hemen buradaki lipo pilimizin voltajını kontrol etmek istiyorum. Lipo pilimizi kontrol ettiğimiz zaman 11.40 volta yakın bir voltaj var arkadaşlar. Yani ben buradan 11.1 voltu kartımın girişine veriyorum. Ama herhangi bir ledim yanmıyor arkadaşlar. Aynı voltajı farklı bir karta verelim. Aynı voltajı farklı bir karta veriyorum. Yine artı ve eksisine dikkat edelim arkadaşlar. V-in GND ve bu noktadan da pilimize. Evet, bakın. Buradaki kartımıza voltajı V-in olarak verdiğimiz zaman ledlerimiz yanıyor arkadaşlar. Diğer kartımızın arızası muhtemelen V-in girişinden gelen 11 volt bu noktaya ulaşıyor. Ama LM1117 voltaj regülatörümüz çalışmadığı için çıkış voltajı vermiyor ve sisteme 5 volt girmediği için kartımız çalışmıyor arkadaşlar. Diğer kartımıza geri dönelim. Tekrar verelim. Bakın, tekrar veriyorum. Şu an için voltajımız yok. Kontrol edelim voltajlarını. Giriş voltajına bakalım.
Pil üzerinden 11.40 volta yakın bir voltaj geliyor. Çıkış ayağına baktığımız zaman herhangi bir voltaj yok arkadaşlar. Milivoltlar seviyesinde bir voltaj var. Buradaki voltaj regülatörümün sıkıntılı olduğunu anlayabiliyorum. Yine diğer kartımızı kontrol edelim. Aynı ölçümleri tekrar yapıyorum. Giriş ayağına bakalım. 11.40 volta yakın voltaj geliyor. Çıkış ayağında evet 5 volt voltajımız çıkıyor arkadaşlar. Buradaki 11.17 voltaj regülatörümüz çalışıyor. Diğer karttaki çalışmadığı için V-in girişinden dolayı kartımız arızalı arkadaşlar. Kartımız üzerinde bulunan AMS 11.17 voltaj regülatörünü bu noktadan çıkarıp elimde bulunan sağlam bir voltaj regülatörüyle değiştirmek istiyorum. Ve tekrar kontrolünü yaparız arkadaşlar. Kart üzerinden çıkartmış olduğum 11.17 ve yerine takmak istediğim 11.17'yi görüyorsunuz. Ölçü aletimi diyot kademesine aldım arkadaşlar. Birinci ayak GND ayağım. İlk üçüncü ayak in. Ortadaki ayak out dediğimiz çıkış ayağı. Şimdi ben GND ayağına kırmızı probumu değdiriyorum arkadaşlar. Ve diğer ayağa baktığım zaman çıkış ayağına 736 gibi bir diyot değeri gördüm. Giriş ayağına baktığım anda burada açık devreye düştüğünü görebiliyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi sağlam olana bakalım. GND ayağına kırmızı probumu değdiriyorum. Çıkış ayağına baktığım zaman 800'lü bir değer gördüm. Diğer ayağına baktığımda 1341. En azından bu noktada yüksek de olsa bir değer gördüm arkadaşlar. Ama bu noktaya baktığım zaman bir değer göremedim. Buradaki voltaj regülatörümü arızalı olanın yerine takmak istiyorum. Kart üzerinde arızalı olan voltaj regülatörümüzü değiştirdik. Şu an için 11.1 voltluk pilimizi taktım. Fakat buradaki ledlerimiz şu an için tepki vermiyor. Hemen voltaj ölçümünü yapalım. Şaseye değdiriyorum. Az önce buraya 11.40 volt geliyordu. Çıkışından 5 volt alamıyorduk. Şu an için yaklaşık 5 volt alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sıkıntımız şu noktada. Buradan gelen 5 volt... Bakın şuradaki kondansatörüm benim giriş kondansatörüm arkadaşlar. Burada 11.40 volt görüyorum. Çıkış kondansatörümde 0.7 gibi bir volt görüyorum. Burada oluşan 5 volt, buradaki kondansatörde 5 volt düşmediği için şu an için sistem beslenemiyor. Buradaki kondansatörü değiştirmek istiyorum. 47 mikrofarad 25 voltluk kondansatör. Arduino kart üzerinde az önce LM1117 dediğimiz 5 volt çıkış veren voltaj regülatörünün değişimini yapmıştık. Ve çıkışından 5 volt elde ettik arkadaşlar. Ve burada çıkışındaki kondansatörden şüphelenmiştim. 5 volt voltaj regülatöründe vardı. Ama buradaki kondansatör çıkış kondansatörüne 5 volt düşmüyordu. Ve buradaki sıkıntı buradaki bizim SMD kondansatör ve dirençlerden kaynaklanıyor. Bununla uğraşmak istemedim arkadaşlar. Bakın örnek olarak göstereyim. Buradan kondansatörden değil mi? Şu an için enerjimizi verdim. Bakın çıkış ledlerine baktığınız zaman çıkış ledlerimiz şu an için yanıyor. Buradaki kartımız epey bir sıkıntılı bir kart arkadaşlar. Şimdi ne yapmak istiyorum? Buradaki kart üzerinde daha önceden işlem yapılmamış arkadaşlar. İlk anda buradaki voltaj regülatörünü değiştirmiştik. Ama buna rağmen kartın şu an için arızası çözülmedi ve üzerinde bazı işlemler yaptım. Şu an için kart arızalı durumda. Ben de iki karttan tek bir kart olarak kurtarmak istiyorum. Buradaki çalışır olan CH entegresini alıp bu noktada test edip denemek istiyorum. Öncelikle buradaki entegrenin sağlamlık kontrolünü nasıl yapıyoruz? Daha önceki videolarda sizlere entegre sağlamlık kontrollerini anlatmıştım. İzleyebilirsiniz. GND ayağına kırmızı probumu değdiriyorum. Sırasıyla tüm ayaklarda diyot değeri görmem gerekiyor. Bakın ilk ayak diyot değeri, diyot değeri, diyot değeri, diyot değeri, diyot değeri, diyot değeri,
16. ayak BCC ayağı arkadaşlar. Bakın 16. ayağı değdirdiğimde yine diyot değeri görüyorum. Çok uzatmadan bunun tüm ayaklarına baktığınızda 500, 600, 700 gibi değerler görmeniz gerekiyor. Arızalı olan entegremizi kontrol etmek istiyorum. Birinci ayak bu noktada benim GND ayağıma kırmızı probumu değdiriyorum. Arızalı olan ayağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almadan. VCC ayağına değdirdiğim zaman istenilen değerden daha düşük bir değer gördüm. Bakın. 16. ayak VCC ayağına değdirdim. Siyah probumu 0,252. Bu noktadan şüpheleniyorum. Hemen yine alttaki RS-232 ayağına değdirdiğim anda kısa devre modunda görüyorum arkadaşlar. Kısa devre moduna alalım. Evet, GND ile RS-232 yani 15. ayak arasında kısa devre var. Buradaki ayağa bir bakalım. Kısa devre. GND ile 15. ayağa baktığım anda bakın herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Buraya baktığım zaman kısa devre var arkadaşlar. Buradaki entegremizin sağlam olduğundan eminim. Bunu alıp bu noktaya takıp test etmek istiyorum. Buradaki entegremizi sökebilmek için sıvı flux kullanıyorum. Entegre gibi çok ayaklı olan malzemeleri sökerken ısı tabancası ve flux kullanıyorum arkadaşlar. Jel flux da olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Daha kolay ve oradaki elemana zarar vermemiş olursunuz. Sökme işlemini böyle yapın. Ve aklıma gelen sorulardan biri de çok fazla soru soruyorsunuz arkadaşlar. Bunların da cevabını her videoda vermeye çalışıyorum. Elektronik işini nasıl çabucak öğrenebiliriz? Elektronik kitabı var mı tavsiye edebileceğiniz gibi sorular geliyor arkadaşlar. Şunu her zaman söylüyorum. Elektronik işi okuyarak olmuyor arkadaşlar. Elektronik işi sürekli pratik yaparak, araştırarak, malzeme bilgisi öğrenerek, datasheet inceleyerek, şemaları bakarak bu tarz kendinizi geliştirerek oluyor arkadaşlar. Yani buradaki elektronik işlerini yapabilmeniz için öncelikle elektronik malzemelerin çalışma prensibini ve niçin kullanıldığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben her videomda size devre şeması ve çalışma mantığını anlattıktan sonra arıza çözümlemesi yapıyorum. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin sizler araba sürmeye başlamadan önce direksiyonun ne olduğunu, hangi viteslerin ne işe yaradığını, arka vitesin ne olduğunu, bu tarz bilgileri biliyor olmanız gerekiyor ki araba kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle basit olarak anlatabilirim. Elektronik için ise biraz uzun bir zaman gerekiyor. Bilgi ve birikime sahip olmanız gerekiyor. Bol bol araştırma yapmanız ve ufak ufak pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu okuyarak, kitap üzerinden bilgi edinerek bu işler maalesef olmuyor arkadaşlar. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olayım. Günümüzde artık çoğu kartları tamir etme yoluna gitmeye başladık. Daha önceden bu kartları bizler uygun fiyatlara alabiliyorduk ama günümüzde epey bir fiyatları oldu arkadaşlar. Şu an için 150-160 liralar civarında bir fiyatı oldu. Böyle olunca da arızalı olan kartları toplayıp en azından iki karttan tek kart elde etmeye çalışıyoruz. Sağlam olan entegremizi çıkarttık. Tekrar ölçümünü yapabiliriz. Birinci ayağa kırmızı probumu değdiriyorum. İkinci ayağa siyah probumu değdiriyorum arkadaşlar. Diyot kademesine alalım. Evet bakın. GND ve 15. ayak arasında 600'lü bir rakam gördüm. GND ve VCC arasında da 400'lü bir rakam gördüm. Buradaki birinci ayak ve GND VCC arasına baktığım zaman 200'lü bir değer. 15. ayağa baktığımda sıfıra yakın yani kısa devre olduğunu görüyorum. Buradaki çalışan entegremizi bu noktaya takmak istiyorum. Öncelikle entegremizin köşelerinden HV ile sabitleme yaptım.
flux sürdüm. Bu noktadan sonra lehimimiz kolaylıkla bu noktaya dağılıp lehimlenecek arkadaşlar. Elektronik işi biraz da sabır işi. Bu işi seviyor olmanız gerekiyor, yoksa yapmanız çok zor. Sizin burada izlediğiniz videolar yaklaşık 10-15 dakikalık özet kısmı. Tamir videomuzun sonuna geldik. İlk olarak başlamış olduğumuz Uno kart üzerinde LM1117 voltaj regülatörünü değiştirdik. Ve daha sonra burada farklı arızalar çıkınca bunun üzerindeki kontrol entegresi dediğimiz, aynı zamanda haberleşme entegresi olan CH341'i söktük. Yine arızalı olan bu noktadaki kart üzerine taktık ve şu an için tek bir kartı çalışır hale getirdik. Burada arızalı olan diğer kartımızı parça amaçlı kullanabiliriz. Buradaki kartımızı şu an için engelden kaçan robot olarak yaptık arkadaşlar. Bu noktadan sonra da programını yükleyeceğiz. Öncelikle enerjimizi verelim. Şu an için enerjimizi verdik. LED'lerin durumunu görüyorsunuz ilk anda. Tüm LED'ler sabit olarak yanıyordu. Ve bizim burada port çıkışında da cihazımızı görmüyordu arkadaşlar. Ve şu an için Uno'yu COM3 olarak bağlantısını yapabildik. Bu noktadan sonra buradaki kart üzerinde gerekli olan programı atarak çalıştırabiliriz arkadaşlar. Evet, bugünkü tamir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.